anayasal olan bir hakkımız bize teslim edildi dedi. Sizin haklı çıkartacak bir şey oldu son dakika gelişmesi. Onun için size hakkınızı teslim edeyim Cemal Enginyurt. Özel'in açıklaması. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkan isimlerden Yavaş ve İmamoğlu'nun toplumdaki karşılığı yadsınamaz ancak onlar var diye kimse aday olamam demesin. E ne oldu şimdi o zaman? Yani ben konuştukça özellikle Cumhuriyet Halk Partililer linç ediyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Bunu Uğur abi de hepiniz. Ben Demokrat Parti milletvekiliyim. Demokrat Parti listelerinden milletvekili oldum. Dolayısıyla ama ben CHP tabanının bana 45 gün boyunca o gösterdiği samimiyet, o gösterdiği vefa, o sefer tasıyla yemek getirip, o kendi çayını kendi yapıp, o seçim bürolarını kurmaları sebebiyle onlara vefa duyduğum için CHP'nin de birinci parti olması sebebiyle 2028'de kazananın CHP öncülüğünde bir muhalefet olmasını isteyen birisiyim. Ve dolayısıyla uyarılarımı yapıyorum. Ben bu uyarıları yaparken CHP'li olmayanın CHP'yi eleştirmesin hiç de şık olmuyormuş. O zaman AKP'li misin abi? Kim diyor? Kim diyor? Sen AKP'li misin abi? Kim diyor bunu? Senin programında Özgür Özel dedi. Cemal Engürt CHP'li değil dedi. Ne diye eleştiriyor dedi. Arkadaş biz Tayyip Erdoğan'ı niye eleştiriyoruz o zaman? Ben de cevap verdim. Allah senden razı olsun. Sen de onurlu bir davranış, güzel bir davranış sergiledin. Saygılarımızı da ilettik. Pekala biz AKP'li miyiz abi? Değiliz. Niye eleştiriyoruz o zaman Ahmet abi biz sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ı, AKP? Eleştirmeyelim o zaman. Konuşmayalım o zaman. Şimdi ben burada ne dedim? Bir kavga çıkarılacak demedim mi abi bir ay önce size? Yani Özgür Özel de eleştiriyor Recep Tayyip Erdoğan ama senin gibi yüksek sesle değil. Abi ses tonu farklı olabilir yani. O da eleştiriyor. Ses tonlarınız farklı. Farklı. Bakın ben size bir ay önce burada demedim mi? Bir oyuna gelebiliriz dedim değil mi? Endişemi söyledim değil mi? Bu saraya dikkat edin. Tuzak kuruyor, plan kuruyor. Yarın öbür gün bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi içinde özellikle Ekremciler, Mansurcular, Özgürcüler diyerek bir ayrım yaratmaya çalışır. Bu adam boş durmaz dedim. Bu adam siyasetçimizden daha iyi oynuyor, planlıyor. Etrafında para var, imkan var, televizyonlar var dedim. Dolayısıyla bunu derken bir kavga olmasını istemedim. Birbirine şey dikkat söyledim, etsinler doğru. Dedim. Aman ayrışmasınlar dedim. Onlar da çocuk değil. Onlar da görüyorlar. Abi çocuklukta bu işin ne ilgisi var Uğur abi? Nice 80 yaşında adamlar öyle hatalar yapıyor ki bunun çocuklukta izlediğini, ne ilgisi var? Onlar da biliyorlar. Bak abi bu siyaset naşimi sen yapmadın. Sevgili kardeşim. Özür dilerim abi. Bu siyaset naşimi diyorsun sen yapmadın abi. Fikri Sağlar'la ben yaptık. Bu siyaset nasıl bir şey biliyor musun? Bir koltuğa oturdun mu bir daha kalkmayacağını düşünüyorsun. Adamı öyle çıldırtıyor, öyle dengesini bozuyor, öyle psikolojisini bozuyor ki bir müddet sonra benden başka adam yok diyorsun. Bu ülkenin kurtarıcısı benim diyorsun. Bu koltuğu kimse altından alamaz diyorsun. Ben herkesi yenerim diyorsun. Ama sandalyeye yapışan da o sandalyeyle birlikte gidiyor sonuçta. Gidecek tabii. Yani, bu doğasında var. Onun için özür dilerim bitireyim Fikri abi. Yani ben şunu diyorum. Bakın yumuşama falan yok. Yumuşayan da yok. Dolayısıyla bakın çay mitingini destekliyorum. 26 Mayıs'taki mitingle ilgili ne dedim? 25 Mayıs'ta miting yapma emekli kararı mitingi. Aldık dedi mi emekli mitingi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26 Mayıs'ta alınca ne dedik burada? Biz yarışta değiliz, sen ben kavgasında değiliz. Madem maksat hasıl olmuştur, Cumhuriyet Halk Partisi 26 Mayıs'ta bir miting yapıyorsa biz bunu anlayışla karşılıyoruz ve mitingimizi iptal ediyoruz dedik. Dolayısıyla bir siyasi kompleks içine girmedik. Önemli olan emeklinin 10 bin lira maaşla geçinememesi, bir günden 17 yıl kaybeden insanın hakkının, hukukunun korunması, staj ve çırak mağdurları, emeklilikte 5 bin prim gün üzerinden mağdur olanlar, Bağkurlu'nun 7200 günlük mağduriyeti, bunlar yeter ki gündeme getirilsin. 1 Haziran'da çay mitingi var. Sayın Özgür Özel'e de buradan gurur teşekkür duydum. Ediyorum. O akşam o röportajda ben talebi dile getirdim çünkü bana Rizeli bir seyircimiz çay fiyatlarının çok yetersiz olduğunu ve Özgür Özel'in Rize'de bir çay mitingi yapıp yapmayacağını sordu. Ben de kendisine soru olarak yönelttim. Yapacağım dedi. O görüntüleri getirebilir miyiz? Sözünü tuttu. Yapıyor. Rize.